Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi çarpanları ayırma konusunu anlatıp bitirdiğimize göre soru çözmeye başlayalım. Arkadaşlar birkaç tane yine soru çözüm videosu yapacağım. Tahminimce kolaydan zora doğru hazırlamışımdır diye tahmin ediyorum. İlk 15 sorunun çok basit olduğunu düşünmeyin. Arkadaşlar tekrar etmek için yapıyoruz sorularımızı. Haydi birinci soruyla başlayalım. Bir tane ikinci derece bir denklem vermiş. Ne yapmış? Çarpanlarından biri. Yapacağımız tek şey deneme yanılma değil mi? Hemen başlayalım. x'e x çarpımları artı 10 toplamları eksi 7 eden sayı. Ne olmalı toplamları eksi 7 edebilmesi için x eksi 5 ve x eksi 2 çarpanlarından biri hangisidir demiş. Bakın bulduk zaten. Hemen işaretliyoruz. X eksi 5 diyoruz. Geçtik. İkinci soruya gelelim. Evet, pek yukarısı gözükmemiş arkadaşlar. Ben bile zor görüyorum buradan. X kare artı 2X yazdığını söyleyeyim size. Sonunda da X'i 8 var. Aşağıda madem yukarı yazdım aşağıda alayım. 1 eksi 2 bölü x. Ne yapacağım? Yukarıda denemeni yanıma denemeni denemeni yanımalı bir soru yapacağız. Deneyeceğiz, yanılacağız ama baş kat sayısı 1. Zaten yanılma ihtimalimiz çok minnak. x ile x çarpımları eksi 8 toplamları artı 2 edebilmesi için artı 4'e eksi 2 mi olmalı? Bakın çarparsam Çarparsam eksi 8 toplarsam da artı 2. Yukarıyı bulduk o zaman. x artı 4'e x eksi 2 derim. Aşağıda payda eşitledim arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burayı 1'di. x de payda eşitledim. Burası 1'di. Ve x de payda eşitledim. Çarpanları ayırmada payda eşitlediğimizde ortak payda da yazmamız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Diğer çarpanı da yazalım. O da payda eşitledim. x artı 4 bölü x. Bu haliyle götürmeye başlayalım. Yukarıdaki x artı 4 aşağıdaki x artı 4'ü götürdü. Yukarıdaki x eksi 2 aşağıdaki x eksi 2'yi götürdü. Eğer dikkatli olmazsanız burada yanlışlıkla d şıkkını işaretleyebilirsiniz. Yukarıda 1 kaldı aşağıda 1 bölü x kare kaldı değil mi? Biz neyi biliyoruz? 1 bölü a bölü b şeklinde bir ifade görürsek hemen Ters çevireceğimizi, kesi ters çevireceğimizi biliyoruz. Doğal olarak bizim yanıtımız x kare miymiş? x kareymiş. A şıkkında duruyor arkadaşlar. Geçtik üçüncü soruya. Arkadaşlar videoyu çekeyim derken yemeği yaktığımı söylemiş miydim size? Evet yemeğimi yaktım. Yani bu gece açım arkadaşlar. Daldım soru çözmek için videoyu hazırlamaya. Evet, <laughs> yanık kokusuyla kendime geldim. Ee, siz de benim kadar zevk alıyorsunuz değil mi matematik çözmekten? Bazen ben kendimi kopartıyorum. Kaç dakika, kaç saat çalıştığımı farkına varmıyorum. Hayır demeyin, Allah aşkına. Siz de zevk almaya başladınız değil mi? Ben çok seviyorum şu dersi. Siz ee, bütün matematikçileri saygıyla andığınızı biliyorum. Lütfen onlar olmasaydı bugün bu halde Olamazdı. Teknoloji bu halde olmazdı. Her şeyin temeli matematik. Hadi bir ayıralım arkadaşlar. Deneme yanılma yapalım. 3x kare 3x'in çarpımı çarpımları e, pardon burada başka sayısı 1 olmadığı için öyle düşünmüyoruz. Çarpımları 2 olan rastgele 2 sayı yazıyoruz. Ama o kadar çok soru çözüyoruz ki hangi sayıyı nereye yazacağımızı biliyoruz. Ama kontrol edelim. Şunların çarpımı neydi? artı 6x ortayı bulmak zorundaydım. Bunun çarpımı neydi? Burası da eksi x. Ben bunları toplarsam artı 5x ortayı buluyorsam doğru bulmuşum demektir. Yalnız çapraz kontrol edip karşılıklı yazdığımızı lütfen unutmayın. Bu da x artı 2. Şimdi bizim sorumuza benzedi. Evet yerleştirelim. Bakın şu a diyelim. Şuna b diyelim. Şu başında görünmeyen bir birimiz var ya ona C diyelim. Buna da D diyelim. Sorulanı bulalım. A artı C diyor. A artı C. Sonra eksi B diyor. Kendisinden bir eksi var. Bir de onun eksisi var. Artı 1. Bir. bir de eksi D diyor. Eksi 2. Ne oldu arkadaşlar? Yanıtı 3 olarak bulduk. Evet devam ettik. Devam ettik. Bu güzel bir soru arkadaşlar a bir tam sayımış. Dikkatli olun. 10. sınıflar, TYT hazırlananlar. Böyle bir soru her zaman deneme sınavlarımızda ve okul sınavlarımızda çıkabileceğini biliyor muyuz? Dikkat edin. Soru köküne de a'nın alabileceği değerler toplamı diyor ve a'nın bir tam sayı olduğunu da unutmuyoruz. Alttakine bir çarpanları ayıralım. x'e x, 5'e e 3 diyelim. Şurası eksi, burası artı. Yukarıyı iki kere yazacağım. Çünkü yukarının çarpanlarını bilmiyorum. Yalnızca sadeleşebilen bir kesim oldu, kesir olduğunu biliyorum. Bakın arkadaşlar, x kare eksi 3x ee, artı. Belki çarpanlarından biri budur. Yani x'e x'tir. Biri eksi 5'tir. Sadeleşebilen bir kesir olma ihtimalinde çarpımı çarpım burası vermeliydi. Çarpımı burası vermeliydi. Toplamı da burası olmalıydı. Toplamı da burası olabilmesi için ikinci sayımızın ne olması gerekiyor? Artı 2 mi olması gerekiyor? A'nın ilk değerini bulduk. A'nın ilk değeri eksi 5 çarpı 2'den eksi 10 dedik mi? dedik. Peki sadeleşebilen kesri x eksi 5 değil de peki sadeleşebilen kesri artı 3 olduğu takdirde unutmayın çarpımları burası olması lazım toplamları da eksi 3 olması gerekiyor. Toplamının eksi 3 olabilmesi için diğer çarpanın ne olması gerekiyor? x eksi 6 diye bir çarpan olmalı. Yani a'nın diğer değeri 3 çarpı eksi 6 mıdır? Oradan da bir eksi 18 bulduk mu? Bulduk. Başka bir ihtimal var mı arkadaşlar? Ne diyor? Sadeleşebilen bir kesir diyor. Sadeleşebilen kesir ama bir de A tam sayı diyor. Demek ki başka bir ihtimal yok. A'nın alacağı neyi sormuştu bana? A'nın alacağı değerler toplamı. Eksi 10, eksi 18, eksi 28. Güzel bir sorudur. Geçtik 5. soruya. 5. sorumuzda bakıyorum diyorum ki y kare eksi y'nin parantez karesi bakın nasıl düşündüğümü de söylemeye çalışıyorum. Eğer ben bunun karesini alırsam dördüncü derece bir denklem çıkar ve ben dördüncü derece denklem çözmeyi bilmiyorum. Ne yapıyorum? Tekrarlanan bir şey arıyorum. Bakın var mı tekrarlanan bir şey? Var dönüşüm yapacağım. Yani ben y kare eksi y'ye t desem benim denklemim şöyle bir şey mi olacak? t kare eksi 8 t artı 12. Şimdi deneme yanılma yapabilir miyim? Yaparım. TLT çarpımları artı 12 toplamları eksi 8 olabilmesi için ne olması gerekiyor? Eksi 6'ya eksi 2 mi olmalı? Evet çarparsam artı 12 toplarsam eksi 8. Çarpanlarını buldum. T eksi 6'ya T eksi 2. Şimdi T'yi de bir yerine yazalım. Devam ettik. T'yi yazarsam yerine Y kare eksi Y eksi 6 ve Y kare... Eksi y eksi 2. Bunların var mı çarpanları vardır arkadaşlar. Bakın şıklara varmış ki böyle yazmamış. Çarpımları eksi 6, toplamları eksi 1 edebilmesi için bakan ba bakan 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 arkadaşlar bakan arkadaşlar çarpımları eksi 6, toplamları eksi 1 etti. Tamam diğerine geçelim çarpımları çarpımları burası etmeli. Toplamları da bunun önündeki sayı çarpımları eksi 2. Toplamları eksi 1 olabilmesi için şu çarpanlardan oluşmalı. Demek ki benim verdiğim ifadenin şöyle 4 tane çarpanı olması gerekiyor. Hepsini bulduk arkadaşlar. Y eksi 2 ve Y artı 1. Hangisi değildir diye soruyor. Y eksi 3 evet. Y eksi 2 evet. Y eksi 1 yok. Dikkatli bakalım. Y artı bir var. Y artı iki var. Hangisi olamazmış? C şıkkı olamazmış. Geçtik altıncı sorumuza. Tepede bir dört terimli mi var? Evet dört terimli var. Ya da gruplama dediğimiz. Ben dört terimliyi daha çok seviyorum. 4 terim gördüğünüz zaman hemen aklınıza bu geliyor. Dört terimler ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz ikişer ikişer ayırıyorduk. Hangi ikili olduğunu o kadar düşünmenize gerek yok. Rastgele ikili alıyordum eğer ortak bulamazsam değiştiriyordum bu ikillerimi. Bakın ilk ikiyi alıyorum. İlk ikide ne var ortak? M ortak. Buradaki M'yi alırsam X kaldı, eksi. Buradaki M'yi alırsam Y kaldı. Diğer ikiliye geçtim arkadaşlar. Kesinlikle ortağıma karar vermeden önce işarete karar veriyordum. Bu iki çift çentik attıklarıma bakın. Baştakinin işaretine karar veriyordum. Artı N parantezin alıyorum. Artıp N parantezin alırsam. ilk parçada X kaldı. İkinci parçada Y kaldı. Ne yapıyorum? Ortak buldum mu? Ortak bulduysam doğru yoldayım demektir. Devam ediyorum. Ortağım ne? Her zaman önce ortağı yazalım. Ortağı yazdım. Bakın buradaki X eksi Y'yi alırsam M kaldı buradaki x eksi y'yi alırsam artı n kaldı. Aşağıdakiyle birlikte gidiyor mu? Sayın sözel öğrencileri bu sorular sizin için çok keyifli sorular oluyor. Ve netinizi arttırıyor mu? Evet arttırıyor. Kolaydan başladık. Zorlamadan. Yanıtımız neymiş? x eksi y. En sade hali. Evet e şıkkında. Geçtik 7. sorumuza. Dikkatli olun arkadaşlar. AB iki basamaklı sayı olmak üzere doğal sayıymış hatta. İki basamaklı doğal sayı. İki basamaklı doğal sayılar ne? 10'dan başlıyor. 10, 11, 12, 99'a kadar gidiyor. Bakalım. Bir deneme yanılma sorusu ama buradaki AB'nin iki basamaklı doğal sayılar olduğunu da unutmayalım. Deneme yanılma yapalım. Burası A ile A'nın çarpımıdır. Çarpımları eksi 12 B kare toplamı eksi, eksi AB edebilmesi için. Ah bir diyemedim. Eksi 6 B'ye ee, pardon 4'e 3 özür dilerim. Diyemediğim için orada gittim zaten koptum. Eksi 4 B'ye artı 3 B midir? Bakalım bir çapraz kontrol edip kontrol edelim. Bununla çarptım. Burayı ne buldum? eksi 4 ab. Şuraya çarptım. Şöyle çarptım. Burayı ne buldum? Artı 3 ab. Ortayı buldum mu? Ortayı buldum. Bakın eksi ab ortayı bulduysam karşılıklı yazıyorum arkadaşlar. Çarpanlarım a eksi 4 b ve a artı 3 b dedim. Eşittir 0 mıymış? O zaman bunun sıfır olabilmesi için her iki çarpanında 0 olma ihtimali var diyorum. Yani a eksi 4b sıfırsa a'yı 4b buluyorum. a artı 3b sıfırsa a'yı da eksi 3b diyorum. Ama neyi unutmuyorum? Şimdi ab iki basamaklı doğal sayı. Ben buraya iki basamaklı doğal sayı yazarsam eksi 3 ile çarparsam doğal sayı olmaz arkadaşlar. Demek ki ben bu bölümden bir şey bulamıyorum. Geçelim öbürüne. Tamam bulabilirim. Ne demiş? A artı B'nin A artı B'nin en küçük değeri demiş. O zaman A'nın ve B'nin en küçük değeri olmalı. Bakalım B'ye en küçük rakamları farklı sıfırdan farklı falan filan demiyor. B'ye ben en küçük 10 verirsem A'yı da 40. Aman benim yine ucu dönüp duruyor. Ne olur kayıt yaptır. E yemeğim yandı zaten. Üzülürüm kayıt da yapmıyorsan. Hem yemeğimi yakmış, hem de kaydı yapamamış olurum. Üzülürüm. A'yı 40 buldum. B'yi de 10 demiştim. Evet, buldum 50 olarak. Haydi bakalım E şıkkı. Geçtim 8. sorumuza. 1 4 terimli. Ne yapıyoruz? ikişer ikişer grupluyoruz ve ortak paranteze alıp yerlerine verdiklerini yerleştiriyoruz. Hangi ikiliyi alayım arkadaşlar? Hangi ikiliyi alayım? Şununla arkadaşlar şunu alayım. Şununla da şunu alayım. Olur mu? Olur. Haydi bakalım ilk çentiklerimize bakıyoruz. Yani bununla buna ne var ortak? X parantezine alsam, buradaki X'i alsam Y kalır yanında buradaki x'i alsam lütfen dikkat edin önündeki işaretle birlikte artı z oldu. Şimdi ikinci ikiliye baktım. Yani şununla şuna baktım. Ortak bir kere ne arkadaşlar? Bir kere y. Ama bu y'nin işaretine karar vereceğim. Nasıl karar vereceğim? O maviyle işaretlediğim iki tane var ya onların başında hangi işaret varsa önünde ilk çentiğin, ilk işaretlediğimin önünde hangi işaret varsa onunla devam ediyorum. Demek ki eksi y parantezini aldım. Açtım. Eksiyi ve y'yi alırsam z kaldı. Dikkat edin. Eksiyi ve y'nin birini alırsam y kaldı. Toplamanın değişme özelliği var mı? Yani bulduk ortak. Y artı z diğerini açtım. Bakın arkadaşlar iki terime inmiş olduk. Y artı z ortak olanı alırsam Buradaki y artı z'yi alırsam x kaldı. Eksi buradaki y artı z'yi alırsam y kaldı. Şimdi yerleştirelim. x eksi y'yi bana 4 vermiş gördüm. Burası 4'müş. Peki y artı z var mı? Yok. Ne no, oldu? Yanlış mı yaptık? Hayır yanlış yapmadık. Şu verdiklerini bu tarafa yazalım bir. Bir de x artı z olmuş. Neyi arıyorum? Y artı Z'yi. Yani X'ten kurtuluyor. Bir satırı eksiyle çarpsam X'ten kurtulmuş olur muyum? Hem de nasıl güzel olur. Eksi X artı Y eşittir eksi 4 mü? Öbürünü de yazdım altına. X artı Z'yi de 10 dedim. Taraf tarafa toplarsam bakın X'lerden kurtulmuş olurum. Ve soru için bana lazım olan y artı z'yi de 6 olarak bulmuş olurum. Geldim soruya devam ettim. Burayı da 6 mı buldum? Arkadaşlar bunların arasında çarpım var. Yani ben yanıtı 24 olarak bulmuş oldum. B şıkkı. Evet 9. sorumuz. Güzel bir soru. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada iki terim var. Neyi biliyorum? A eksi B'nin karesi demiş. Burada B eksi A demiş. Çıkartmanın değişme özelliği yok. Ne yapıyorum? Diyorum ki B eksi A neye eşittir? Yerlerini değiştirirsem a eksi b yaparsam bunun ters işaretisine eşittir. Peki şunlara bakalım. c eksi b, b eksi c'nin karesi. b eksi c'nin karesini değiştireyim. Ne yapayım? b eksi c'nin de karesi yerlerini değiştirirsem arkadaşlar c <laughs> benim hoş geldi bağırıyor. Karesine Efendim soru çözüyorum sen de çözmek ister misin? Birbirine eşittir. Haydi bu yer değiştirdiklerimizi bir sorumuza yerleştirelim. A eksi B'nin parantez karesine dokunmadım. C eksi B'ye de dokunmadım. Her zaman e, ikinci bölümdeki ya da ikinci üçüncü bölümdekini değiştiriyorum. Bakın bunu değiştirdim değil mi? B eksi C'nin parantez karesi aslında c eksi b'nin parantez karesine eşit. Bir de bunu değiştirdim. b eksi a yerine eksi a eksi b yazdım. O eksi arada kaynamasın diye bakın önündeki işareti değiştirdim. Araya sakın koymayın çıkartma gibi algılarsınız a eksi b. Şimdi benim terimim kaç tane? İki terim ne dedik? Terim toplama çıkartmadan böldüğü yerlere bakalım. Bu ikisinde ne var ortak? Her ikisinde bir kere a eksi b var. Başka ne var ortak? Her ikisinde c eksi b kesinlikle ortak. Açtım. Buradaki c eksi b'yi aldım. a eksi birin, B'nin birini aldım. Demek ki bir tane A eksi B kaldı. Geldim ikinciye. A eksi B'yi aldım. C eksi B'nin bir tanesini aldım. Unutmayın önünde de bir eksi var. Eksi C artı B mi? Haydi düzeltelim. Bir daha düzeltiyoruz. Bir daha söyle. <laughs> C eksi B bir daha söyledim. B'ler gitti. Neymiş? A eksi C'dir. Şimdi çarpanlarından biri. Bakın A eksi C yazdık en son. A şıkkında zaten gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Geçtim 10. sorumuza. Bir dört terimli. İnatla dört terimliği yapıyorum. Siz de alışın diye. Dört terimli ne dedik? İkişer ikişer alalım dedik. Siz şöyle yapıyorsunuz. O dörtleri gördüğünüz için biliyorum. Ee, şununla şunu ayırıyorsunuz, bununla da bunu ayırıyorsunuz. Farkı yok arkadaşlar. Bakalım A küple A'da ortak ne var? A var, açtım. Buradaki bir tane A'yı alırsam A kare mi kaldı? Buradaki A'yı alırsam yanında bir şey yoksa 1 kaldı diyorum. İkinci ikiliye geçtim. Yani şuraya ve şuraya bakıyorum. 4 ortak ne dedik? Baştakinin işareti olmalı. Eksi 4 ortak. Eksi 4 parantezini aldım. Burada eksiyi ve 4'ü aldım. A kare kaldı. İkinci de dikkat edin. Eksi parantezini aldığımı ve 4 olduğumu eksi 1 kaldı. Dikkat edin arkadaşlar. Ortağımız çıktı. Ne oldu? A kare eksi 1 ortak. Diğer parantezde burada a kare eksi 1'i alırsam a kaldı. Buradaki a kare eksi 1'i alırsam eksi 4 kaldı. Orada bir iki kare farkı gördük mü? O da a eksi 1, a artı 1 ve a eksi 4 halinde yazdık. Tamamdır. Şimdi hangisi değildir diyor. a eksi 4 görüyorum. a eksi 1'i görüyorum. a artı 1'i görüyorum. a artı 2 diye bir çarpan görmüyorum. Onu işaretliyorum. Peki bu nerede? Şu D şıkkı nerede? Bakalım var mı? Yoksa biz mi yanlış çözdük? 4'e 1 her ikisi de eksi olacak mı? Bakın A eksi 4 de var. A eksi 1 de var. Demek ki D'nin de olmadığını anladık. E'yi işaretledik. Haydi bakalım. Yine bir dönüşüm sorusu. Ne yapıyoruz? Üstü olduğunu gördüğümüz an biz dönüşüm kullanıyoruz. Tekrarlanan 3 üzeri x midir? Ben buna t dedim. 3 üzeri. <laughs> Efendim aşkım bu da t kare midir? O da katılıyor. Peki şunu yazalım. Bu ne demektir? Bu 3 üzeri x ile 3 üzeri 1'in çarpımıdır. Yani ben buraya t dediysem burada da bir 3'ümüz duruyor. Haydi dönüşümlerimizi yerleştirelim. Burası t kare. Eksi 3t. Eksi 10 dedim. Aşağıya geçtim. 3 üzeri 2x neydi? t kareydi. Artı 2t de burada mı? Önce bir düzeltiyorum arkadaşlar. Hemen payda eşitlemeye kalkmayın. 1 eksi 5 bölü. Ha kendine güvenen yapsın. Mı? Fark etmez. Evet yukarıda bir deneme yanılma yapalım. t'ye t diyelim. Çarpımları. Eksi 10 toplarsam eksi 3 edebilmesi için. Eksi 5'e artı 2 mi olmalı? Yukarıyı bulduk t eksi 5'e t artı 2 dedik. Aşağıda iki terimli olan bir şeyde deneme yanılma yapılmaz. Ya iki kare farkıdır ya küp toplamı küp farkıdır ya da paranteze alınır arkadaşlar. Sakın ola iki terimli de Parant e deneme yanılma yapmaya kalkmayın. Burada da parantezi alacağımı biliyorum. Çünkü ne var? Allah'ım ya Rabbim ne yapıyor biliyor musunuz? Şu an benim şarj kablomu yeni aldığım şarj kablomu da yiyor. O masraf. Ne demiştik? İran kedisi isteyen var mı? Bütün eşyalarıyla. Evet devam ettim. T parantezini almıştım. T artı 2 kaldı. Şimdi burada da bir payda eşitleyelim. Bu 1. Bunu T ile payda eşitleyelim. Ne oldu arkadaşlar? Yukarıda T eksi 5 kaldı. Aşağıda T kaldı. Haydi. Birinciyi aynen ikinciyi ters çevirip çarpmak istiyorum. Ama önce şu kedimi şu çalıştığım yerden çıkarsam olur mu? Bekleyin geliyorum. Evet kediden kurtuldum arkadaşlar. Yakında camdan atacağım. Haberiniz olsun. Ama birinci kattayım. Bir şey olmaz korkmayın. Haydi bakalım. Birinciyi aynen yazalım. Birinciyi aynen yazalım. İkinciyi de ters çevirip çarpalım. T artı 2 ve aşağısı da t, t artı 2. Ters çevirip çarpalım mı? Çarptım. Yukarıya yazdım. Aşağıya da t eksi 5. En sevdiğimiz yere geldik. Sadeleştirelim, götürelim. t eksi 5'ler gitti. t artı 2'ler gitti. Aman ne kadar güzel oldu. t'ler de gitti. Demek ki elimizde en sevdiğimiz sayımız kaldı. Evet. Haydi devam ettim. 12. sorumuzu aman tanrım aman tanrım diyorum. Aman tanrım diyorum. Ne olur bu soruya dikkat edin. Çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Peki ben hep ne diyorum? X kökü X görürseniz. Y kök Y görürseniz. Dönüşüm yapın diyor muyum? Hemen önce bir dönüşüm yapalım. Buna A diyelim. Daha rahat görelim arkadaşlar. X dediğim şey de A Bakın ne vermiş ne soruyor? Hemen yerleştirelim. A kare artı A'yı bana 11 vermiş. Ne soruyor? A kare artı 11 bölü A'yı soruyor. Tamam sorulanı verileni düzelttim. Şimdi düşünmeye başlıyorum. Düşünce şeklimi de anlatıyorum. 11'i sol tarafa aksam eşittir 0 desem. Bulamayacağım çarpan arkadaşlar. Bir 3 terimli çıkacak. Yani deneme yanılma yapacağız. Çıkmayacak, olmayacak. Ne yapacağım? E ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Bakın 11'leri gördünüz mü? Yakaladınız 11'leri. Hem verilenin içinde hem de sorulanın içinde 11 var. Ama 11'in altında A var. O zaman ben şurada her bir terimi A'ya bölsem de şu 11 bölü A'yı yaratmış olsam. Diyorum ki A artı 1 eşittir 11 bölü A desem. Alsam bunu şu bana sorulanın yerine yazsam ne elime geçecek? Diyeceğim ki A kare artı A artı 1'i soruyor diyeceğim. Arkadaşlar kopmayın sorudan bunun da çarpanları yok. A diyeceğim ki sorunun başında bana aslında şunu vermemiş miydi bakın vermemiş miydi? Buranın ben 11 olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Yanıt neymiş? 11 artı 1. Yani 12 12'ymiş. Bu soruyu çok severler. TYT deneme sınavlarında göreceksiniz arkadaşlar. Hatta AYT'de hani içine bir böyle yeni nesil sorusu katıp böyle uzun cümleler yapıp size sorabilir miyim ne nasıl güzel olur. Haydi bakalım. Dedim ki ah ah neler söylüyorum. İnşallah dinliyorsunuzdur. İnşallah ta takip ediyorsunuzdur beni. Çok isterim arkadaşlar hepinizin başarılı olmasını, hepinizin netlerinin yüksek olmasını, hepinizin okul sınavlarından yüksek not almanızı isterim. Evet dedim ki ben dedim ki konu anlatırken hangi konu içinde olursa olsun ardışık 4 çarpan görürsek. Bu, burada öyle mi? Evet. En uzaktakileri çarpın, en yakındakileri çarpın. En uzaktakileri çarpıyorum. Yani x artı 1 ile x artı 7'yi çarpıyorum. Bakın x kare artı 7x artı x artı 7 dedim. En yakındakileri çarpıyorum. x kare artı 3x takip ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yalnızca bakınmıyorsunuz. Sayılarımı da takip ediyorsunuz. Haydi bakalım düzeltelim. Bunu da düzelttim. x kare artı 8x artı 7 dedim. Öbürünü de düzelttim. x kare Artı 8x artı 15 dedim. Evet. Şimdi soruyu bitirdik. Nasıl bitirdik? Bakın sorulana. x kare artı 8x. Artı 5'i öbür tarafa attım. Eksi 5 olduğunu gördün mü? Gördüm. Şuraya eksi 5 dedim. Buraya da eksi 5 dedim. Soruyu bitirmişiz. Ee, burası ne oldu? 2 çarpı ama nasıl ilginç bir iki yazdım. Çarpı 10 dedim mi? 20 olarak işaretledim mi? İşaretledim. Arkadaşlar karnım diyor Yemeği nasıl yaktım anlamadım. Vallahi yaktım. Billahi de yaktım. Ay ne kadar da sevdiğim bir yemekti. Neyse söylemeyeyim canınız çeker. Bu bir iki kare farkı mı? Böyle iki terimlerde çok basit hocam. Niye bunları uğraşıyorsunuz? Demeyin. Hata yapıyorsunuz. Hata yapıyorsunuz. Hata yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bu 2a-3. Bu nedir? 2a artı 3. Bunun arasına artı koyarsak sorunumuz yok da eksili yazarken sorun yaratıyorsunuz. Benim minnoş yine geldi anladınız değil mi? Sesimin ee, sertleşmesinden. Evet. Sertleşince kaçıyor. Haydi bakalım. Çok ilginç bir video oldu. Hem yemek yaptım hem kedimi haşladım. Haydi bakalım yazalım çarpanlarını. Baştan takip ediyoruz. 2a eksi 3 artılıyı önce yazıyorum. Artı 2a artı 3 diyorum. Eksiliği yazarken ikinci terimdeki arkadaşlar bunun işaretlerini değiştireceğimi unutmayın. 2a eksi 3 eksi 2a ve eksi 3 olarak bitirdim. Haydi bakalım. İlk parantezin içinde artı 3 eksi 3'ü götürdü. Kaldı mı bana 4a çarpı dedim. Öbür tarafta artı 2a eksi 2a'yı götürdü. Eksi 6 kaldı mı? Yanıtımı eksi 24a olarak buldum mu? Aynen öyle buldum. Geçtim 15. Soruya. İki kare farkı. Ha, sondan baş, sondan kaç basamağı sıfırdır? Bakalım sayılarımız düzgün olmazsa orayı da bir halledelim. Ama e, pek küsuratlı bir şey çıkmayacakmış gibi geldi. 515'in karesi eksi 485'in karesi. Ne diyoruz? Bu 4, e, 515. Bu neyin karesi? 485 ne yapıyorum? Bu ikisinin arasına bir artı bir eksi koyarak iki çarpan yazıyorum. Haydi bakalım. Bilenler nasıl sıkılıyordur? 515 artı 485 ve 515 eksi 485. Tamam mı? Sıkılıyorsanız e, bildiğiniz soruları siz benden önce yaparsınız arkadaşlar ama lütfen pas geçmeyin. Belki içeride söyleyeceğim bir cümle sınavda size bir net kazandıracak. Nereden biliyorsunuz? Bilemezsiniz. Haydi 515 ile 485'i topladık ve burayı bin bulduk. Şimdi 515'ten 485'i çıkarttık. 30 bulduk. E tamam. Sondan kaç basamağı sıfır gözüküyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Kaç basamağı sıfır? Dört. Kedi isteyen var mı demiş miydim? Demiştim. İki tane. Anne ol. Ay içimi bazen kemiriyorlar arkadaşlar ya. Biri biri 14 yaşında, biri 13 yaşında oldu. Bu A artı B eksi 2. Bu da A artı B artı iki. Ama tamam kızıyorum da size kızmamla aynı şekilde. Hem kızıyorum hem seviyorum. Evet arasına bir artı bir de eksi koyuyorum. Haydi başlıyorum. A artı B eksi 2. Önce artılı yazıyorum. A artı B artı 2. Evet bir de eksiliği yazıyorum arkadaşlar. Çok yukarıdan başlamışım ama A artı B eksi 2 artı A. A artı A. A a eksiliği yazıyorum dedim. Ne yaptım? Eksi a, eksi b ve eksi 2. Aşağıya devam edelim. A artı B. Şimdi ilk parantezin içinde bakalım neler gitmiş. Neler gitmiş. Neler gitmiş. Artı 2 eksi 2'yi götürmüş. Ne kalmış arkadaşlar? 2 A Artı 2 B mi? Tamam sonra parantezi alırım. Kalsın bu böyle. İkinci paranteze baktım. Neler gitmiş? A'lar gitmiş. B'ler gitmiş. Bir eksi 4 kalmış. Onu da şu parantezin başına yazalım. Aşağıda da A artı B var mı? Var. Yukarıyı bir iki parantezine alalım. Eksi 4 dursun. İki parantezini aldım. A artı B kaldı. Evet aşağısı da A artı B. Gitti mi A artı B'ler? Gitti. Yanıt eksi 8 mi? Evet, eksi 8. Arkadaşlar, kolay sorulardaki başarı yüzdesi daha düşüktür. Neden? O kadar basit alıyorsunuz ki bazen gözünüzden işlem hatanız kaçıyor arkadaşlar. Geldik 17. 17. soru konu anlattığımı dinlediyseniz, dinlemediyseniz lütfen dönün. Ee, bu daha önceki yıllarda bir sınav sorusunun benzeri arkadaşlar. Ee, o sınav sorusunun orijinalinde konu anlatımını da yapmıştım. Haydi bakalım. Ne gördük? Aşağıda ne gördük? Ne gördük? Ne gördük? Şuraya bir taşıyayım. 2 üzeri e, 24. Bu da burada bir 12 kalmış. Şurayı bir silelim. 2 üzeri 24 eksi 1. Aşağısı arkadaşlar. 2 e, kare farkının açılmış hali midir? Evet. O zaman biz bir orayı bir toparlayalım. Nasıl toplayalım? Nasıl toplayalım? Benim kedicim dolanıp duruyor. Şununla şunu çarpalım. Artı ile eksiği çarpalım. 1 ile 1'i çarpalım. Peki hata yapmayın. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6. Tabanlar aynıysa üstleri topladığımızda unutmayalım. Haydi yukarısı bir dursun. 2 üzeri 24. Daha bir şey yapmadım ona. Eksi 1 bölü. Aşağısı ne oldu? 2 üzeri 12 eksi bir haline geldi. Peki şöyle düşünsem bu 2 üzeri 12'nin karesidir. Bu da 1'in karesidir. Peki yukarıda da 2 kare farkı yapabilir miyim? Yapabilirim. Devam ettim. Devam ettim. Dedim ki 2 üzeri 12 eksi 1 ve 2 üzeri 12 artı 1. Bakın bu kadar basit bir soruyu üniversite sınavında sordu. Sayılar biraz büyüktü galiba. Tek derdimiz oydu. Evet götürdük mü? Hem de nasıl güzel gitti. Şunlar gitti. Baktım sorunun başında bana bunun A olduğunu vermiş. E soruyu bitirdik o zaman. A artı biri şıklarda aradık mı? Aradık D şıkkında. Haydi bir soru daha yapıp öyle bitirelim dersiniz. İ. Hmm, neydi bu arkadaşlar? Daha önceki yıllarda çıkmış bir sınav sorusuydu bu da arkadaşlar. Peki konu anlatımını dinlemeyen var mı? Vallahi küserim size. Vallahi billahi küserim. Yemin ederim küserim. Peki neydi? Ne yapacaktım bu soruda? Gördüğüm an tanıyacaktım. Ne yapacaktım? Şu 2y kareyi eksi y kare ve eksi y kare diye iki parçayı ayıracaktım. Birini x'in arkasına yapıştıracaktım. Birini de z'nin arkasına yapıştırıp iki tane iki kare farkı bulacaktım. Bakın burası nedir arkadaşlar? x artı y ile x eksi y'nin çarpımıdır. Peki artı burası nedir arkadaşlar? O da z artı y ile z eksi y'nin çarpımı. Şimdi diyorsunuz ki bu kadar basit soruyu yapamamışlar. Arkadaşlar bu sorulduğu sene can yaktı bu soru. Şimdi biliyorsunuz çünkü her kitabınızda var. Her hoca bu soruya dikkat edin der. Bakalım ne vermiş? X eksi Y'yi yani bana bunu 6 mı vermiş? Başka ne vermiş? Bakın Y eksi Z'yi vermiş ama burada Z eksi Y var. Bu da 6 demektir. Elimde ne kaldı? Şu mu kaldı? Bir yazayım mı? Görün X artı Y. Eksi 6 tane z artı y. İster dağıtın, isterseniz 6 parantezin alın. Ben 6 parantezin almayı düşünüyorum. Şuradaki 6'yı alırsam x artı y kaldı. Buradaki 6'yı alırsam dikkat edin eksisi de kaldı. Eksi z eksi y mi dedim. Gitti mi y'ler? Yani bana 6 tane x eksi z'yi soruyormuş. x eksi z'miz var mı? A -a. a a. Yok. A a. Yanlış mı yaptık biz? Yanlış mı yaptık acaba? Hayır arkadaşlar. Biz bunları bakın y yok x ile z'den bahsediyor. Demek ki taraf tarafa toplasam bunlar gider mi? x eksi z'de 12 çıkar mı? Çıkar. Ne yaptık? Onu da bulduk. Bunu da bulduk arkadaşlar. Bu da 12'ymiş. Doğal olarak cevabımız 72 olarak bitmiş. Evet. Burada duralım mı? Haydi duralım. Yavaş yavaş sorularımız doğrulaşıyor. İkinci testte görüşelim. Ne dersiniz? Haydi görüşelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar. Siz